abimin anneme verdiği bayrağı şimdi ben deviraldım. Annemin isteği üzerine bu film gerçekleşti. Onun artık hayallerini gerçekleştirdik. Yanımızda yok ama hani onlar bizimle, biliyorum. Çok gurur verici. Aynı zamanda üzüntülüyüm. Ama korkularım da var. Her şey iç içe. Abimi kaybettikten sonra film olayı başladı aslında, çok önceden. Ama biz karşıydık. Çünkü abimi çok iyi bilenlerin bir film uğruna belki kötü olur, heba olur diye, abimi iyi tanısınlar diye o şekilde ara verdik. Hatta hiç düşünmedik bile filmini. Bu son 3 sene öncesi işte Fikri Harika yapımcılarımız bizimle birlikte oldular. O güveni aldım onlardan. Çok güzel, başarılı bir film olacağını, bana o güveni sağladılar yani. Nasıl diyeyim? Sonra oyuncu kadrosu oluştu. Ege'nin olduğunu duyunca zaten, ya kalbi çok güzel bir insan. En çok onunla ilgili şey yaptım. Hiç bizim gibi birisi, yani bizden birisi. Abimin o sıcaklığını ondan aldım, hissettim. Onlarla bir araya geldiğiniz, evet, hepimiz ailecek yani. Evet, kahvaltımız birlikte oldu, çaya davet ettim, evde beraber vakit geçirdik, dışarıda da aynı zamanda. Bütün oyuncu kadrosuyla beraberdim, onlar da benimleydi yani. Aynı o şekilde. Sizin de karakterinizi canlandıran. Evet, anladım. Evet. Aslan Kapan Şahin zaten misafirim oldu bir gece. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani çok güzel. Abimin tamamen nasıl başarıya ulaştığının, başarılı bir gencin hayat hikayesi. Tabii bu hayatın içerisinde de neler olur? Aşk olur, sevgi olur, hani maddiyat olur. Bunların içerisinde yaşanan bir film olacak. Hani belgesel değil, film diyelim. Abim hayattayken tek isteği sesimi dünya duysun demişti. Tek isteği buydu. Dünya duydu abimin sesini. 15 yıl oldu kaybedeli. Hala daha hayranları çoğalmakta. Çocuklar bile hani abimi seviyor, dinliyorlar. Hepsi bizimle birlikte. Nasıl diyeyim başka? Heyecanlıyım gerçekten hani filmin şeysinden dolayı.